Vedat'ın elinde senin çeklerin mi var? Da sen nereden biliyorsun? Var mı yok mu? Seninle alakalı bir mevzu değil. Salla gitsin ha. Abin ihale için Gültekin'den 1 milyon dolar borç almış koçum. Aslında parayı veren Vedat'mış. Sonra da verdiği parayı çalmış Vedat Efendi. Hem ihale hem Vedat 2 milyon borcun oldu. He, öyle oldu. Bize de söylemedin. Cık. Yeterince yük taşıyorsun. Dairem ha. Ve subhanallah. Sabır ha. Git. Ay abim. Ay aslanım benim. Abdest alındı mı? Alınacak. Hadi bakalım öğrendin artık koş. Bu gece size işim düşebilir. Ne işim düşebilir abi? Hayırdır? Beğenmezsen gelmeyecek mi? Yo her türlü geliriz de dolu mu gelelim boş mu gelelim onu bilelim de. Dolu gelin. Cemil'in teknelerini boşaltacağız belki. Hangi tekneleri boşaltacağız? Eğer bu gece varsa kaçak silah sevkiyatı basacağız yangaza oldu mu? İstersen bir de arzu el vereyim sana. Estağfurullah abi de. Silahları ne yapacağız? Sakinim, sakinim. Sakinim. Yok olamayırım. Yürüyün lan. Yürüyün lan, yürüyün. Şimdi kollarını. Hiç şaşırmadım, gördün mü? Gördüm tabii ya, görmem mi? Siz de gördünüz mü? Bu sefer Babil'e fark attın. Açtın artık sen, açtın. Hayya alel felah
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ben bugün pek karar veremedim. Cuma hutbemizin konusu dedikodu mu olsun, Tanrı misafiri mi olsun, ne olsun? Anlaşılan şu ki, memleketimizde bu konulara ihtiyaç var. Çünkü malum, bir ana ile oğlunu koca Karadeniz'e sığdıramadık. Ancak konuşuyoruz. Başka bir adamın karısını ve oğlunu kaçırırlarsa bunu hiçbir yere sığdıramazlar. Ancak konuşurlar tabii hocam. Ulan nereden verdin onu? Karısı değil de olsa ne olur ikizim? Kocasıdır, döver mi diyelim? Bu konuda bilmeden ahkam kesmemek lazım. Allah bile izin vermiş dövmemize, öyle değil mi hocam? Öyle mi etmiş? Bir şey yani sözümüzü dinlemese diye. Değil mi? La Cemil, sen de dövüyor musun karını? Benim karım sözümden çıkmaz. Uyardığımı dinler. Dövülmeyi hak etmiyor. Ama hak edenlere de Allah izin vermiş. Yani Kur'an'da öyle yazay. Ehe, ben de okudum. Yazay. Vah, vah, vah. Ne ettiniz? Hiç Allah erkeğin kadını dövmesine izin verir mi? İzin verseydi peygamber de döverdi. Şimdi de bakayım bana. Resulullah kaç kadın dövdü? Maşallah. Olur mu öyle şey ya? Ya Resulullah'a kadın dövmeyi yakıştıramadınız değil mi? Yakışmaz da. Çünkü peygamberimiz hiçbir kadına el kaldırmadığı gibi yüksek sesle bile konuşmamıştır. Bırakın evdeki kadını dövmeyi. Savaşlarda bile kadına el kaldırmayı men etmiş. Şimdi deyin bana bakayım. Peygamber Efendimiz'e yakıştıramadığınızı Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz ey Müslümanlar? Ben hiç yakıştıramadım. Allah kadın dövün demez. Anneler dövülmez. Uy seni verene kurban. Aferin benim kızım. Allah kabul etsin yemezsin. Kızım. Sakın. Cemal Reis, az bekle. Yiğidim, sen biraz abinlerle takıl. Benim biraz işim var. Gel aslan. Hadi bakalım. Gel. Bu dağ devirenlerin gemiyi gördük ya geçen açığa gidiyordu. Hı. Bugün bir açılıp bakalım mı neredeymiş? Sevkiyat var mı diye mi bakacak? Hayırdır? Hayır diyelim, hayır olsun. Haydi. Haydi. Haydi 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 vira, haydi 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 vira, haydi haydi haydi.